Merhaba arkadaşlar. Öğretmenin yapacağı TR YÖS sınavı ile ilgili temel matematik konusunda taktikler, ipuçları ve olası sorular hakkında genel bir bilgilendirme videosu çekmeyi düşündük. Öncelikle elimizde şu an sadece 2023 yılında yapılmış TR sınavı yapıldı biliyorsunuz. Bir tanesi Ocak ayında yapıldı, diğeri de Kasım ayında yapıldı. İki tane sınavın sonuçları var. Daha doğrusu sınava gelen öğrenci arkadaşlarımızın bize göndermiş olduğu, akılda kalan bilgilerle ortaya çıkarttığımız bilgiler var. Şimdi öncelikle şundan e, aşağı yukarı emin gibiyiz. Bu Mayıs sınavı veya yine 2024'teki Ekim sınavında da tahminen 30 tane matematik, artık buna mat 1, mat 2 diye ayırmıyorum. Direkt matematik adını verdim. Sonra 10 tane geometri, Belki soru sayısı belki değişebilir ama Ocak ve Kasım'a bakarak bunları söyleyebiliyoruz. 40 tane de aykırı geldiğini artık söyleyebiliyoruz. Ve yine 80 soru var. Ve 100 dakika süre veriliyor. Yani bir soru, bir soru başına 1,25 dakika düşüyor. Böyle soru diyelim. Tabii ki en büyük Öğrenci arkadaşlarının bize aktardığı bilgi sınavın zamanının az olduğu. Tabii bu izafi bir şey ama genelde herkesin ortak görüşü olduğu için yani 80 sorudan 60'ına dokunan veya 60'ı geçen insan sayısı çok az. Öğrencimiz bu yönde bilgi verdiler. Yani 70 tane soruya dokunmak, bakın yanlış doğru diye söylemiyorum. 70 tane soruya dokunmak diyorum. <laughs> evet, bayağı zaman yetmiyor. Çünkü zamansı gibi akıyor bir de, bir de uğraştırıcı. Öyle olunca da zamanı işlemiyor arkadaşlar. Şimdi biz temel matematiğe bakarsak, şimdi tabii şu an artık şu YÖS psikozundan kurtulmamız lazım. Artık TL yös var ve sınavı ÖSYM yapıyor. Ve en önemli bilgilerin bir tanesi de sınav 50 ülkede yapılacak Türkiye dışında. Bu ciddi bir sayı. Bir rakip sınav, rakip demeyeyim de ona başka bir sınav. Amerika'nın yaptığı SAT sınavı da Aşağı yukarı değil mi? 100 civarı belki artı eksi geçer. Ee, sınavı var. Amerika'nın SAT adını verdiğimiz, Türklerin de SAT adını verdiği sınav. Bu da yine birçok ülkede yapılıyor. Aslında bu sınavı da ben baktım. Yani ne soruyor diye. Evet, temel matematik adını verdiğimiz konular var. Tabii çok farklı sorular da var. Problemler var. Hatta soruların belki büyük bir çoğunluğu problem tarzında. Ve e, trigonometri, temel seviye karmaşık sayı da çıkabiliyor. Hatta onlar da advanced e, matematik adını verdikleri veya cebra adını verdikleri, algebra adını verdikleri bir konu var tabii. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi biz gelelim TL yöse. TL yöse 50 ülkede. Hatta şöyle dersek ne diyelim işte Nijer'den Moristan'a, Nijerya Nijerya var bir de Nijer var. Afrika'da bir ülke. Moristan'a işte e, Almanya'dan ee, oradan ta gidelim Japonya'ya <laughs> ee, çok farklı ülkelerde sınav yapıldığını yapılacağını da doğrusu duyuyorlar. Buna bakarak yani sınavda çok ekstrem çok özel çok böyle cins bir soru beklememek lazım. Yani bir özel bir tanımı gerektiren özel bir formül gerektiren şimdi veya özel bir notasyon gerektiren soru beklemiyoruz. Çünkü 52'de yapılacak. Mesela şimdi onunla ilgili birkaç nokta denirim. Tabi elimizde iki tane referans var. Ocak ve katım referansı var. Özellikle bunlara bakarak arkadaşlar sözler soru sormuyor. Yani matematikte sözel ifadeli soru yok. İşte A buysa, B buysa, işte A'nın B'den büyük ama durumunda, A'nın yarısının bilmem iki katının bunun gibi sol olarak da beklemiyoruz. Tabi beklemiyoruz derken çıkmayacak anlamına gelmez. Hiç kimse şu konu çıkmaz diyemez. Ama beklemiyoruz diyebiliyoruz veya işte yüzde bir beş diye benim oranım var arkadaşlar. Yüzde bir beş yani çok zayıf bir ihtimal diyorum ona ben sözler soru beklemiyoruz. Çünkü çıkmadı iki sınavda. Ve bu sınavların da geçerliliği iki yıl olacağı için Mayıs ve Ekim sınavında da açıkçası pek beklememek lazım gelir. Çünkü o zaman haksızlık olur aksi takdirde. Çünkü bu sınavın geçerliliği bir yıl olsa anlayacaktım ama iki yıl olunca sen yani Temmuz başvurularını diyelim, 2004 başvurularını hem Ocak ayı sınavıyla gelen yani kişi de başvurabilecek. Mayıs sınavına gidecek ve puanı alacakların arkadaşla başvuracak. O yüzden sınavın dengede olacağını tahmin ediyorum. Diğer taraftan şimdi tabii birçok konu aslında yok e, bu sınavda. Önce onlara değinelim. Ondan sonra yine burada e, renkli soru evet e, diye sorular gelmişti. Evet bir fonksiyonlarda e, yok diyelim arkadaşlar. Yani rengi ama aykuda da yine bir tane soru vardı. Veya birkaç tane olabilir belki. O da rengin amacı bir renk katmak. Yani rengi kullanmıyorsunuz orada. Fonksiyon sosunda da bir renk, renk vardı ama mavi renk dedi arkadaşlar. O da, da yine o rengin bir anlamı yok. Yani sadece e, soruyu böyle daha net e, görmek için diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar konulara baktığımız zaman hangi konular var? Öncelikle sayılar konusundan başlayalım. Tabi sayılar deyince hemen aklımıza ondalık sayı ve rasyonel sayı geliyor. Buradan iki tane soru geldiğini söyledi arkadaşlar. Şuraya yazacağım arkadaşlar kaç tane soru geldiğini. iki tane. Biri rasyonel biri ondalık. Ha hocam dersiniz devirli sayı yok mu? Yani devirli sayılar. Şuraya bakma tarayım. Onu da şöyle yapalım. Devirli sayı. Evet son iki sınavda sormadı. Hatta öğretme 2011'den önce de bu sınavı yapıyordu. 2010'da, 2009'da, 2008'de böyle gidiyor. Arkaya doğru bir 10-15 sene sınav yapmış. Onları da bir inceledim. Bir yayın evinin bir kitabı var. Onu aldım. Onu da aşağı yukarı epey inceledim ne yapmış, ne etmiş diye. Ee, genelde sorular biraz daha basitmiş o zamanlar. Bugüne bakarak tabi. Bugünden onu konuşmak lazım ama... Bugün de, bugün artık şu an bilgi erişim çok kolaylaştı. YouTube'dur veya işte Kursira, işte Udemy gibi kanallar, ee, birçok e, dökümantasyon artık kitap almakta gerek yok. Belki internette bir sürü yayın evinin, e, yayınladığı pdf dokümanları bile var. Şimdi öyle olunca kaynak erişimi çok iyi şu an. O yüzden devirli sayılardan hiç soru sormamış. Çünkü de devirli sayıları başka ülkelerde mesela biz Türkiye'de 0,2 gösteriyoruz. Yani 2 devrediyor. Ne demek ki arkadaşlar bu? 0,2, 2, 2 diye gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor böyle. Onu biz böyle görüyoruz. Belki başka ülkede bunun ne bileyim üzerine üçgen koyar, yuvarlak koyar. Altına çizgi koyar ne bileyim. Yani öyle olunca da bir ortak notasyon olmuyor. Notasyon kelimesini çok kullanacağız. Çünkü yani bu notasyon gösterim demek. Matematiksel gösterim. O yüzden bundan soru beklemiyoruz. Bakın Aksa tekrar söylüyorum. Beklemiyoruz demek çıkmayacağı anlamına gelmez. Yani çıkabilir. Her şey çıkabilir. Benim kişisel görüşüm. İki sınava bakıyorum ve öğretmenin daha önceki sorularına bakıyorum. E, zamanında o geçmişte bir kere iki kere sormuş ama son yıllar bırakmış bu konuyu. Belki de bundan dolayı bıraktı. Ülkeden ülkeye değişiklik olabiliyor arkadaşlar. Yine sonsuza giden sorular vardır. İşte bunu biz nerede görüyoruz? Rasyonel sayılarda görebiliyoruz. Merdiven tipi sorularda veya işte kare kökte görebiliriz. Ee, buradan da arkadaşlar e, bir kere sormuş geçmişte onu sadece sormamış. E, Sonraki sınavda çıkmadı. Biz yine buradan açıkçası tekrar söylüyorum. Soru beklemiyoruz, gelmez demiyoruz. Evet bundan sonra arkadaşlar ÖSTEM'e konulara baktığımız zaman faktöriyelden açıkçası öğretmenin yaptığı bir sürü sınav var. Hatırlar mısınız? İşte KPSS sınavı var. Yani bize yakın sınavlar. Yakın değildi. yani az yakın. Bazı sorular bize yani uyuyor. Şimdi teriyosun tarzı farklı. KPSS'nin farklı. DGS'nin farklı bir var. E bunların farklı. Daha çok sınav yapıyor öğretmen ama bunları aklıma gelenleri şu an burada. Bize yakın böyle 5-10 tane soru var bu bu, bu, bu sınavlarda. Şimdi faktöriyelden de her sene bir tane soru geldi. Ocakta da geldi, Kasım'da da geldi. Buradan arkadaşlar bir tane soru, şöyle bak, çınaralım da karışmasın. E, bir tane soru bekliyoruz arkadaşlar. Ve faktöriyelde hani şu şekilde işte 4 faktöriyel, artı 5 faktöriyel, çarpı 6 faktöriyel. Atıyorum tabii şu an böyle 3 faktöriyel gibi geliyor. Veya iki sınavda böyle geldi. Ocak ve Kasım sınavında ama gelmiş aksa derken ben sabah gelmedim. Gelen arkadaşlar adına konuşuyorum. Buradan gelmiş diyeyim. Onların bize ilettiği bilgiler bu. Tabi hani şöyle sorular da vardı. Ee, buradan da hani gelebilir mi? Hani gelebilir. 2 veya iki faktörel eşittir. 10 on diyelim. Buradan eni bulun gibi. Ee, buradan da bu hep buradan gelir buradan da gelebilir. Bakın evet mümkün. Ama bir faktöre olsa bekliyoruz. Diğer taraftan da arkadaşlar yine bir başka soru. Dört işlem sorusu var. Dört işlem buradan da bir tane hani genel dört işlemi biz aykuda e, el alırız ya burada matematiğe koymuş yani bu yazık kitaplarında buna KLM diyorlar ama e, e, hep yani hep KLM işlemi daha önce kullandığı için sorularda KLM harfini kullandığı için KLM diye geçmiş kalmış öyle akılda dört işlem diyorum ben buna dört işlemden de arkadaşlar her sınavda bir tane geldi. Yani şöyle işte buraya nokta koyuyor veya şöyle diyelim yani buna AB koyuyor. İşte buraya nokta koyuyor. İşte buraya çarpma koyabilir, artı koyabilir, eksi koyabilir. Yani çarpabilir, topla bir çıkabilir. E i̇şte buraya nokta, nokta koyuyor. Buraya iki koyuyor. Buraya işte ne bileyim işte bir şey bir şey koyuyor arkadaşlar. Buradan A nedir, B nıdır. A atı B nedir diye soru soruyor. Evet bu da bir ee soru tarzı. Buradan da bunu matematiğe, biz bunu daha çok Aykut'a görüyorduk. Bunu matematikten soruyor. Onu karıştırmayalım. Bu bir tane soru geldi. Sonra e, tabii bu hani sayılar konusundan iki değildi. iki tane, üç tane, bir tane. Yani bunlar tabii değişebilir ama faktörler ve dört üçlerinden bir tane soru hep gelmiş. Peki bir tane daha yapalım. Birinci dereceden denklemler. Evet. Birinci dereceden denklemler. Buradan da yine e, iki tane soru geldiğini söyledi arkadaşlar. Tabii bu biraz daha hani soru başka şekilde algılanabilir yani oran orantıya mı girer, çarpanlara ayırmaya mı girer ama onu biz buraya koyduk. Bir tanesi klasik bir soru geldi. Hani meşhur işte x bölü x eksi 1 artı 2 bölü x artı 1 bla bla bla. Ee, tipik bir soru. Payda işleme yoluyla yapıyorsunuz bunu. Diğer soru ise biraz farklıymış. Orada biraz arkadaşlar zorlanmış. Yani hani diyoruz arkadaşlar artık şunu da şuraya yapalım isterseniz. Oraya hiç çıkmayacak olanları yazıyoruz ya arkadaşlar. Yani muhtemelen tabaksa arkadaşlar bilemeyiz tabi. Muhtemelen diyoruz. İhtimal dahilinde. Tabi çoğu yerde artık yeni nesil sorular arkadaşlar görüyoruz. Öğretimi bunu bu sınavlarda yapıyor. KPSS, DGS, ALE sınavlarında. Ve aynı zamanda TD de bunu çok iyi gördük. Hatta bazı arkadaşlar hiç yani hiçbir yere görmediğini bu sorunun. Belki bazı arkadaşlarımız 3-4 tane yayın evinin soru banklarına bitirdiler. Ama hiç bu tür soru görmediğini söylediler. Demek ki çok orijinal ve da ona biz hadi yeni nesil diyelim. Buradan da birinci denklemeden yeni nesil bir tane soru bekleyebiliriz. Yine basit eşitsizlikler konusundan evet genelde yöz sınavlarında pek çıkmazdı. Zaman zaman çıkardı. Ama e, basit eşitsizlikler. Buradan iki tane soru geldi. Ve iki soru da çok orijinalmiş ve yine kitaplarda geçmeyen tarzda bir soru olduğunu söylediler. Yani biz ona ne diyoruz? Yeni nesil iki tane soru gelmiş. Ha, belki buradan bir tane gelir, buradan üç tane gelir, buradan bir, buradan üç gelir. Bunlar aktar ufak tefek değişebilir tabii ki. Ama yani çıkan soruların dağılımına bakıyoruz. Oran ve orantı. Evet buradan bir tane gelmiş. Tabii bakın dediğim gibi mesela Başta yani bir tane sorar, var. Buradan iki tane sorar. var. Ama böyle aşağı yukarı dengeli gider arkadaşlar. Evet en çok gelen sorular üstü sayılar. Üstü sayılar meşhurdur. Ama şu var. Üstü sayılar meşhur dedik ama buradan üç tane soru çıktı ama sorular çok yine. Evet ikisi bir tanesi çok tipik. Bir tanesi biraz orta seviye, diğeri hakikaten çok karmaşık ve zor olduğunu ve birçok arkadaşımızın da o sorunun doğru cevabını bulamadığını bize ilettiler. Yani bu da da bir yeni nesil diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şöyle diyelim yani işte 8 üzeri 12 atıyorum arkadaşlar tabii şu an 4 üzeri 5 işte bölü işte 3 üzeri 4 eksi 1 attım yani şu an bunu. Bakın bu tür bir sorular. Bunları pek kitaplarda görmüyoruz. Tabii böyle büyük sayılı. Biraz çarpanlara ayırmaya da girer aslında bu. Üstü sayı da girer arkadaşlar. Aslında bu biraz çarpanlara ayırmaya biraz girdi ama. Mesela işte yine çok farklı yani denklem sormuş ama hani bayağı çok farklı. Yani öyle tipik yapılacak bir soru değil. Yani normal yolla yapma imkanı var ama çok uzun sürüyor. O yüzden e, bu tür sorular, yani üst sayılarla ilgili bir yenisi soru arkadaşlar. Bekleyebiliriz. Farklı sorular geliyor. Zaten e, şunu söylemek istiyorum. Şunu, şu, nerede yazalım? Şurada yazalım mı? Şurada az bir yerim kaldı. Evet. E, sorulan soru bir daha sorulmuyor. Sorulan soru. Öğretmenin bu genel bir taktiğidir. Sorulan soru bir daha yok. Yani sorulmuyor anlamında. E, o yüzden de öğretmenin yani bu KPSS, DGS, ALES olmak üzere tüm bence sınavları tabii kontrol etmekte fayda var. Ee, YouTube'da veya ÖSYM'nin web sitesinde bazı sorulara erişim var. Eğer son 10 seneye bakarsak çok faydalı olacaktır. Mesela atıyorum mesela şunu yapmıyor. Yani atıyorum DGS'de bir özel soru sormuş. Hani hani bir çarpanını ayırmada hani x kare artı yine aktar hani tahmin atıyorum aslında n n x bölü x artı 3 olsun. E bu da da işte ne diyelim x artı 1 olsun. Bu da da a x artı b olsun. Mesela işte m artı n nedir? Şimdi bunu ölçeme sormuş. Hatta bununla ilgili kitaplarda çok soru çıkar. Buna benzer. Yani yakın veya buna hadi 3x eksi 1 diyelim farklı olsun. M, M atı. ne kaçtır? Şimdi bu soru sormuş. Bir daha bu sorudan açıkçası hani rakamları değiştip de onu buraya bunu buraya Ali Veli Veli Ali demenin hiçbir anlamı yok. Öğretmenim bir daha buradan e, soru sormama tarafta da arkadaşlar. Çok enteresandır. Yani çünkü bunun bu, bu, özel bir soru. Yani yapılışı belli. Bakın yapılışı belli. Kura şöyle yapılır. Bitti. Daha bunu sorarsak hiçbir anlamı kalmıyor anlamında düşünüyor diye düşünüyorum ben de. <laughs> o yüzden e, bu tür sorularda beklemiyoruz arkadaşlar. Bakın çıkmaz demiyoruz. Tekrar söylüyorum. Beklemiyoruz. Yani çıkan sorulara bakınca ben de böyle bir kanat oluştu arkadaşlar. Çünkü Ocak ve Kasım'ı çok iyi tahlil arkadaşlarla, önce arkadaşlarımızla. Gerçekten çok orijinal sorular sormaya çalışıyor. Yani her tarafta gördüğümüz tipten sorular çok çok az var. Yine tabii konuları bileceğiz zaten o temel at da zaten yapamazsın çıkan soruyu da ama çok farklı sorulara yani gebeyiz ona göre yani kendimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Köklü sayılar diyelim. Yine buradan da evet 3 tane soru gelmiş. İkisi yani tipik soru aslında evet kök 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10 çarpı kök 20 çarpı kök 34 bölü bilmem kare kök, kök yine bir şey bir şey bir de hepsini kökün içine almış e, yani yapılır yani bildiğimiz kök işlemi diye de buna benzer bir soru diyelim ona. Bu da sayılar biraz daha büyümüş. Kök 100, binler, kök 24, kök 80. Bir şey bir şey. Bunlar yapılabilirdi. Bir de e, çok orijinal bir köklü iki e, bilinmeyenli denklem sorusu vardı. Evet bu biraz arkadaşların yani karşılaşmadığı bir soru tarzı. Kitaplarda geçmeyen bir soru tarzı. Yapılabilirdi. E, hani biz mesela hani şöyle sorular yapmıştık aslında. Tabii kök 3a eksi işte, kök 2b eşittir 5 ise... Atıyorum tabi arkadaşlar. A artı kök 3 B eşittir işte 7 ise A artı B kaçtır? Buna benziyor ama ama çok da benzemiyor. Yani tipik yani biraz daha çok daha farklı sormuş soruyor. Yani baya güzel düşünmek lazım soru. Güzel soruydu. Orijinal bir soru. Ee, yine bazı arkadaşlar bu soru takılmışlardı. Yani o yüzden köklü sayılarda da bir tane yeni nesil soru veya iki tane yeni nesil soru arkadaşlar hiçbir rastlamadığımız sorular çıkabilir diye düşünüyoruz. Daha sonra çarpan ayrıma geliyor. Tabi özdeşlikler ve çarpanları ayırmayı beraber düşünmek lazım. Çarpanlara ayırma. Evet. Tabi birçok soru aslında çarpanlara ayırmaya giriyor. Aslında yani işte o az önce gösterdiğim üstü sayı gibi olan soru. Bir, bir tane daha böyle farklı bir soru gelmiş ama o da aslında denklem gibi ama çarpanları ayırmaya giriyor. O yüzden çarpanları ayırmaya yine şöyle 3 koyalım. Ama bunu belki 3 veya 4 düşünebiliriz. O aklımızda olsun. Burada da yine orijinal bir soru hatta şey, orijinal derken yenisi soru var mıydı? Arkadaşlar genelde tipik sorular dedi. Bir tane soru çok biraz yani çarpanı ayrım ama öyle hemen gözükmüyor. Yani güzel bir kurgulama yapmış ÖSM. E. Gerçekten güzel bir soruymuş. O da bazı arkadaşlar zorlanmış. Bir soruda zorlanmışlar burada. köklerde bir soruda zorlanmışlar. Üçsüz sayılarda bir soruda zorlanmışlar. Öyle diyelim. Mutlak değerden iki tane veya üç tane soru geldiğini düşünebilirsiniz. Şu an buraya iki yazdım ben. Ama üç tane gelebilir. Ama tabii mutlak değerde artık işimiz öyle tipik yani mutlak değer sorusu beklemiyoruz işte hani meşhur vardır ya a küçük 0 küçük b işte mutlak değer a eksi b artık bunları arkadaşlar pek beklemiyoruz bakın çıkmaz demiyorum tekrar artık her tarafta gelip geçen her tarafta olan öğretmenin daha önce yıllardır sorduğu bir sürü soru var belki mutlak değerle ilgili atıyorum belki yani son 30 yıldır, 20 yıldır belki yani yüze yakın soru sormuştur belki. Şimdi o, onları iyi incelemek lazım. Tabi zaman az kaldı ama. Ve artık bunları aksa pek beklemiyoruz. Çıkmaz demiyorum tekrar söylüyorum. Her zaman vurgu yapıyorum ki yanlış anlaşılma olmasın ama mutlak değerde tamamen yeni nesil soru. Evet. E, gerçekten e, burada artık biraz e, soru eksikliğimiz var. Yani soru bankalarında yeni nesil mutlak değer soruları pek göremiyoruz. İşte bunun için Google'a yazıp veya YouTube'a yazıp yeni nesil mutlak değer deyip aratmak lazım. Oradan ben de arattım bunu. Var güzel sorular var. Çok değil ama yine var. Onları bir öğrenmek nasıl çözüldüğüne bakmak lazım. Ve sınavda hakikaten çıkan sorular da ona yakın sorularmış. Yani benzer soru. O yüzden mutlak değer tamamen değişti diyebilirim. Ha, belki bir tanesi klasik gelebilir diye de veya bir tanesi klasik, iki tanesi yenisi gelebilir arkadaşlar. Ama mutlak değer de artık tamamen dinlesile biraz kaymış gibi gözüküyor arkadaşlar. Artık çünkü mutlak değer de arkadaşlar solda artık çok eskidi arkadaşlar. Çok eskidi. Artık her tarafta var. O yüzden farklı sorular sormaya çalışıyor. Geldik kümeler konusuna. Evet. Kümeler konusu genelde Öğrenci arkadaşların kolay kabul ettiği, kolay düşündüğü bir konudur. Ama sınavda bayağı soruları zorlamış arkadaşları. Bir tane çok kolay yapılıyor. Birisi orta, biri bayağı karışıkmış. Ve buradan da yine üç soru geldi. Kümelerde şunu görüyoruz. Geç Ocak sınavında AB vardı ama varmış diyeyim pardon tekrar. Yani AB küme soruyor ya. Ama Kasım sınavında tüm küme soruları ABC şeklindeydi. A, B, C. Hani V şeması da olabilir e, bu şekilde veya hani A kümesini veriyor, hani liste şeklinde veriyor, e, B kümesini veriyor veya A kesişim C'yi veriyor işte. Sonra işte ne bileyim e, B fark A kümesini veriyor. E, bunlardan yola çıkarak işte atıyorum tabii arkadaşlar, işte A, A fark ha, şu yanlış yazdık, A fark C kümesini ne yapıyor size soruyor veya buraya ne koyuyor? En koyuyor. Yani eleman sayısını koyuyor. Eskiden S kullanıyor de kullanıyor ama son yıllarda özetle eni görüyoruz. N'i, N, hani eleman sayısının kaç olduğunu N'le gösteriyor. Fark kümesini böyle yani düz sıraş var ya onun tersini kullanıyoruz. Tabi kitaplarda böyle bu şekilde A eksi kullanan da var hatta bazı ülkelerde böyle kullanan da var. Onu ben bazı ülkeleri incelemiştim. Ama özleme ters silaç işaretini kullanıyor fark için. Yani kümelerden arkadaşlar artık AB değil de ABC şeklinde üç kümeli sorulara biraz daha çalışmamız e, lazım. Yöz e, kitaplarında çok az soru var. Yani 100 soru atıyorum. Yani yüz 100 soru varsa iki tane zor gözük. Ben hepsini, benim bütün kitaplar var tüm yayın evlerinin kitaplarını satın aldım. Evet çok nadir çıkıyor. Yani burada da bir üç kümel, ABC kümeli sorulara ihtiyaç var. Çok az bulunuyor. O yüzden böyle bir soru çektiğimiz var arkadaşlar. Burada biraz antrenman yapma durumu zorlaşıyor. Geldik yine en çok soru çıkan fonksiyonlar. Fonksiyonlardan evet her türlü soru bekleyebiliriz. Ama o da, da arkadaşlar. Mesela Ocak sınavında birkaç tane klasik soru var ama Kasım sınavında soruları biraz daha klasikten yine yeni nesile kaymış arkadaşlar. Yani çok farklı sorular çıktığını söyledi arkadaşlar. Genelde 5 soru çıktığını söyledi arkadaşlarımız. 4 yani diyen de oldu ama genelde 5 şeklinde ve 1 veya ikisi grafik şeklinde e, geldiğini düşünmek lazım. Fonksiyon sorularında bir tanesi grafik şeklinde gelecek o zaman. Ve arkadaşlar çok farklı yani bayağı farklı sorular yani öyle kitaplarda gördüğümüz öyle tipik sorular yani yok arkadaşlar öyle düşünmek lazım. Tabii şurada şunu da söyleyeyim. Kümelerde yani o da enteresan. Ocak, Ocak sınavında, Kasım sınavında hani A'nın tümleyeni vardır ya evrensel küme kavramı. Bunu da hiç sormamış. Hatta ben yine öğretmenin o 2011 öncesine baktım. Birkaç kere o geçmişe doğru 10-15 sene içerisinde birkaç kere o da geç, çok eskiden sormuş. Son 4-5 sene yine hiç pek sormamış arkadaşlar. Ve Ocak ve Kasım'da da çıkmadığı için tümleyen küme kavramı. Bunu da beklemiyorum hani diyeceğim ama biraz zayıf ihtimal. Yani buna %1-5 demiyorum aktar. Bekleyebiliriz bunu. Belki %5-10 gelir bu. Ama şöyle çizgi attım buna. Çünkü sormamış arkadaşlar. şey Pardon şöyle. Şekli bozmayalım da. Ha, şöyle diyelim. Şöyle yapalım. E, tümleyen e, sorusunu da beklemeyi ama çıkabilir çıkmaz diye bir şey yok. Hani iki sırada gelmeyince belki ve son yıllarda da pek sormayınca hatta KPSS, DGS, ALES'e baktım orada da pek soru görmedim hiç yok hatta. Yani son 3-5 sene tabii arkadaşlar çok geçmişe bakamadım. Ne diyelim 2020'den itibaren şöyle inceleme fırsatım oldu. Ne arkadaşlar çünkü niye artık ÖSYM? Artık önümüzde ÖSYM öğseme var. ÖSYM'nin tarzı, taktiği, ipuçları olası sorular hakkında konuşuyoruz burada. Öyle olunca bu da bir sormamış. Enteresan. Yani ben de merak etmiştim, araştırmıştım. Acaba hakikaten çıkmamış mı diye. Evet, yok. Ocak kasıtları çıkmadı böyle soru. Öyle olunca yani belki beklemeyebiliriz diye düşünüyorum ama yine çalışmak lazım. Bakın buna yüzde bir beş demiyorum. Buna yüzde beş diyorum arkadaşlar. Çıkma ihtimali. Biraz bir üst, bir tık daha fazla var. Hmm. E, fonksiyonu da yine arkadaşlar gerçekten... eee ee, yani çok farklı sorular gelebilir. Enteresan bir şey. E, normal e, ters fonksiyon da aksa çıkmamış. Yani aa, tabii çıkabilir, çıkmaz. Onu, bak onu buraya almadım arkadaşlar. Ters fonksiyonu e, nerede soruyor? Grafikte soruyor. Ama normal hani bizim tipik e, işte f bileşke g şeklinde bir Soru da yine sormamış Ocak ve Kasım sıramda. Arkadaşlar renklerini konuşuyorum. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin. Diyen arkadaşlar varsa lütfen açıklama kısmına yazsınlar ki yanlış bilmeyelim. Yanlış öyle benim. Arkadaşlarım bize aktardıklarını söylüyorum. Evet bu da enteresan ama ters fonksiyon ben beklerim. Yani gelir diye düşünüyoruz. O yüzden onu buraya almadım arkadaşlar. Son konumuz polinomlar kaldı. Aşağıya yakamadı buraya aldım. Buradan da hem Ocak hem Kasım'da iki tane soru çıktı. Çıktı ama bir tanesi hafif kolay ama diğeri biraz karıştırıcı soru ve polinom artık hani şu vardır ya meşhur Px'i işte x 3'e böldük. Burada işte bir Qx diyelim kaldı. Bu da kalan 2 değil mi? Şimdi bunu bu şekilde vermiyor artık. Nasıl veriyor bunu? Normal düz yazı mantığıyla yani Px x 3'e bölünmüş bölüm qx'miş, kalan da 2'ymiş şeklinde atık soruları bu şekilde alışalım. Tabi burada yine sözler bir şey kullanmıyor. Yani hani süre sorular vardır ya px bir polinomsa px'i polinom yapan işte en değeri kaçtır? Hani e, öyle sorular veya işte sabit terimi şu, kaç toplamı şu gibi e, soruları da pek beklemiyoruz. Çünkü sözel soru sormuyor. Öyle olunca. Problemler hiç gelmedi daha önce de ÖSME'nin yapmış olduğu hiçbir sınavda son o 2011 öncesi 10-15 yıllık süreçte de baktım ben hiçbir tane problemler sorusu gelmemiş. Hani Çıkar mı dersek yani sürpriz olur benim için ama ona da bir yani bakın arkadaşlar beklemiyorum çıkmaz demiyorum arkadaşlar. Onu da şöyle çarpı koyayım. Yani havuz problemi, yaş problemi, işte yüzde problemi, onlar demek istedim, sayı problemi. Ee, yani belki çıkabilir tabii. Yona yüzde yani yine bir beş demek lazım ama çıkmadığı için şimdi kadar, O yüzden ona çarpı koyabiliriz. Tabii bunlar tamamen kişisel görüşler arkadaşlar. Bazılar der ki çok ciddi, çok katı ve çok kesin konuşuyorsunuz diyebilir. Hayır, Ocak ve Kasım'a bakarak söylüyoruz bunu. ha Mayıs ayına çıkarsa arkadaşlar ona göre biz de tekrar durumumuzu değerlendiririz tabii ki. Ocak ve Kasım bizim için çok iyi referans. O iyi oldu. Buradan da iki soru. Dediğim gibi bir tanesi kolay, bir tanesi az hafif. Arkadaşları zorlamış ama yapmış arkadaşlar genelde. Şöyle arkadaşlar... Ha bu da bir... De bir Mesela binom tarzı aslında binom da diyebiliriz aslında. Bir soru da belki gelebilir. Çünkü bir tane soru vardı. İşte x küplü böyle gidiyormuş. Burada bir şey var, bir şey var. Artı ax artı veya mx mi? unuttum. Arkadaşlar Medine göre böyle bir soru tarzı. Ee, mx artı ne? bu aslında tam binoma girmez de işte binoma yaklaşık gibi düşünün eğer bir binom tarzı yani böyle bir hani açılım verip işte buraya hani diyor ya a çarpı x kare a'yı bul diyor. x karenin kaç sayısı a ise a'yı bul diyor. Buna mesela 5 diyelim. Ee, böyle bir soru da belki hani bir ihtimal diyorum arkadaşlar. Şimdi ÖSM e, e, bu Mayıs ve Ekim sınavlarında 2024 için konuşuyorum. Yani soru sayısını şey soru sayısı değil de, soru tiplerini konuları biraz daha arttırabilir mi? E, mümkün bir iki tık belki soru farklılığı olabilir. Yani bir ihtimal arkadaşlar bekleyebiliriz. Binom işte ikinci dereceden denklemler. Binom hiç beklemedim su soruyu görünce arkadaşlardan. E, belki de bir ihtimal yani bir ihtimal. İkinci dereceden denklemler yine bir ihtimal. E, temel seviye trigonometri. Yani belki pek beklemiyorum ama yazmak istedim sadece içimden geldi trigonometri e, diye de düşünebiliriz. Bu şekilde matematik sorularının hatta adı üzerinde temel matematik arkadaşlar. Yani Alan matematiği değil, ileri bir matematik değil. el ülkede yapılan bir sınav. Bir de şunu şurada belirteyim. Şu, önlem koyayım şey şöyle. E, alt küme kavramından bir soru var dedi arkadaşlar. Şöyle atıyorum tabii şu an. İşte A alt kümede değil mi? Neydi? C gibi acık daha böyle U'nun yatık hali. Altına çizgi koymuşlar. B şeklinde bir soru var dediler. Ya şimdi bu bir alt küme sonuçta. Alt küme. A B'nin alt kümesiymiş. Yani işte bu B kümesi ise A bunun içinde bir alt küme ben şeması bu şekilde gösterilir. Bazı arkadaşlar şu alt çizgiye takılmışlar. Belki de bu uluslararası Bilmiyorum onu, araştırmadım onu. Acaba küme, alt küme göstermek böyle mi yapılıyor onu bilmiyorum. notasyon bu mu bilmiyorum ama belki oradan kaynaklı. Çünkü 50 ülkede yapacaklar arkadaşlar sınavı. O yüzden de her ülkenin farklı notasyonu, bilimsel, şey, matematiksel gösterimi olabilir. Belki ondan kaynaklı olarak bunu kullanmış olabilir ama sonuçta bu alt küme. Tabi arkadaşlar At küme kavramıyla ilgili bir soru geldiğini söyledi arkadaşlar. At küme ile ilgili tabi genelde sorular hep işte A kümesi en az kaç olur, işte veya en fazla en, en fazla kaç elemanlı olur gibi soruları çok görürüz. Ama burada tabi sözler bir şey yok. Onu söylemek isterim. Yine buradaki en büyük eşi şey bizim yalnız kaldığımız nokta şu konu basit eşitsizliklerle ilgili soruların birçoğu maksimum, minimum, onu da süre söyleyeyim mi arkadaşlar? Oraya şöyle yapalım. Hani sigma x, işte pi x, işte min x, max x. Bunları biz en çok değil mi mutlak değerlere görüyoruz. Basit eşitsizlik değer sorularının belki %90-95'i bunun üzerine kurulu işte eşitsizliği sağlayan minimum x kaçtır, maksimum x kaçtır veya mutlak değer denklemi veya herhangi bir denklemi sağlayan x'lerin toplamı kaçtır değil mi? Sigma. P neydi? Çarpımı demektir. Şimdi ya bu zaten bir kere max kelimesi bir kere zaten Türkçe değil. İngilizce. Zaten sınavda bir kere soru Türkçe olacak değil mi? Bütün sorular Türkçe geliyor. Sizin seçtiğiniz dil hangisi ise o beş dilden işte hangi dili seçtiyseniz bir de o gelecek. Şimdi öyle olunca e, bu Max zaten İngilizce maksimumdan geliyor İngilizce. O onun 2 üç harfi. Bu tür notasyonları da ÖSM zamanında geçmiş yıllarda o 2011'den önceki yaptığı sınavlarda bazen kullanmış. Evet gördüm onu. Ama e, Ocak ve Kasım'da buradan e, böyle Min, Max, Sigma, X, P, X yani toplam çarpım şeklinde bir soru gelmemiş. Gelebilir mi? Evet ben pek beklemiyorum. Çünkü... Belki bu biz bu sigma ve piye ne diyorduk ee, geçmişte? Tüme varım diyorduk. Bu şu an Türkiye'de de lise, nifer adından kaldırıldı bunlar. bu semboller ve sembollerin etrafında bir sürü konu vardı. Tüme varım konusu, maddis ve determinantlar gibi. Ee, ona da kaldırıldı malum. Ee, sana da beklemiyoruz. Yine işte türevdir, integraldır, limittir, karmaşık sayı, logaritma. Bunları pek beklemiyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Maksa. Beklemiyoruz diyorum. Çıkmaz diyemiyorum çıkmaz kelimesini kimse kullanamaz. Evet. E, ben beklemiyorum açıkçası. Zaten temel matematik zaten sınav bir kere e, seneye, Ekim ayı, yani sene, 24 2024 yılı içerisinde Ekim ayının başında olacak. 27 Ekim okullar daha yeni açmış bir buçuk ay olmuş oluyor. Zaten onu soramazlar. 12. sınıftaki öğrenci zaten türevi yeni görmeye başlamış. Daha integral hiç görmemiş, limit hiç görmemiş. Yani bu olabilir mi? Mümkün değil. Yani ama yine ben yetmana karşı bir ihtimal diyorum. <laughs> ama mümkün değil. Yani 9. sınıf, 10. sınıf konuları işte orada belki dediğim gibi yani polinomlar en sonda kalmıştık. Buraya birkaç daha daha yeni konudan belki soru gelebilir arkadaşlar ama bir ihtimal. Ben yine çok zayıf görüyorum ama bir ihtimalle de o kapıyı açık bırakmak istiyorum. Bu şekilde çok geniş, detaylı bir şekilde e, ee, ÖSYM sorularına olan arkadaşlar bakmaya çalıştık. Dediğim gibi son 10 yıla bakarsak eğer ÖSYM ben en çok şuna önem veriyorum. Sorulan soruyu bir daha sormuyor. Bakın arkadaşlar şurası. Ee, bence hatta KPSS, DGS, ARAS gibi sınav sorularını da incelersek eğer bence faydalı olacaktır. Ee, o, oradaki soruyu bile sormamaya çalışıyor. Hatta şu an yapay zeka ile bildiğiniz üzere bir soruyu veriyorsunuz. E, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavları tarıyor. Bu soru daha önce sormuş mu? Oradan hatta onu görebiliyorsunuz. Eskiden belki bunu gözden e, taramak lazımdı. Geçmiş zamanlarda e, tabi zordu belki gözden kaçabilirdi. Ama şimdi bilgisayar kaçırmaz ki onu. Yani o yüzden sorduğu bir soruyu veya o özel soruyu, özel kuralı, özel formülü bir daha sormamaya çalışıyor. Tabi bu da ne oluyor aslında? Soru bir sonraki sınavının sorularını bana göre biraz zorlaştırıyor. O yüzden e, iyi çalışmak lazım. Bunlarla ilgili dediğim gibi e, bir e, yani soru bankası şöyle üstün köre baktım çok detaylı bakmadım gerçi ama yok diye biliyorum. Bunları işte arkadaşlar Öğretmen'in geçmiş sorularını bakarak e, biz de şimdi bununla ilgili sizlere yeni yeni sorular üretmeye çalışıyoruz. E, Videom. E, kanalımızı takip ederseniz eğer bunları arkadaşlar rahatlıkla göreceksiniz. Zaman ay, zamanımız oldukça buraya zaman ayırıp bu konulara sizlere soru etmeye çalışıyoruz. Hepinize TR YÖS sınavlarında başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi günler.